Assalomu alaykum. Yangi yil arafasida video maktub bilan murojaat qilishga qaror berdim. 2017 tugab, 2018 boshlanayapti. Bu video maktubning asosiy mavzusi O'zbekistonda 26 yil mobaynida bo'lgan diktaturada yozuvchi va ijodkorning roli bo'ladi. Video maktub nimaga? Chunki video maktub bugun uchun emas. Bugun albatta meni hamma yomon ko'radi ertaga. Bu video e'lon qilinganda boshqa juda ko'pchilik odam meni orqamdan so'kadi, g'iybatini qilishadi meni. G'iybatimmi? Ammo bu kelajak avlodlar uchun bir maktab, bir dars bo'ladi. Chunki nimaga? Chunki biz ijodkorni tarbiya qilmas ekanmiz, uni iymoni va e'tiqodini to'g'rilamas ekanmiz, har qanday odil va sharafli bir rahbar hokimiyatga kelmasin, ijodkor uni rasvo va qotil, qonxo'r, diktatorga aylantirishi mumkin. Kelajakda ham bizni avlodlarimiz xuddi o'sha xatoni qilmasliklari uchun o'sha boshimizdan o'tgan mustaqillikdan beri boshimizdan o'tgan bu diktaturada ijodkorning rolini qisqa va lo'nda qilib aytishga harakat qilamiz. Ba'zi bir ismlarni zikr qilamiz bu yerda. Hammasi biz bilan tanish, salomatlikka bo'lgan odamlar, ammo bu odamlar bizni yaxshi ko'radimi, yomon ko'radimi bugun, biz orqamizdan qanchalik gap qilishadi, u bizga juda qiziqtirayotgani bizni kelajak oladi. Masala shundan iboratki, Islom Karimov degan odam birinchi marta O'zbekiston Sega kompartiyasi birinchi sekretari bo'lgan paytda ko'p o'tmasdan chaqirib ziyolilar bilan gaplasha boshlagan paytda o'shalardan bittasi men edi, meni ham chaqirgan. Bu 89-yilda juda quloq solib gapingizni eshitadigan odam edi. Paytda bahslashardik albatta, u ham gapirardi, ammo qarshi tarafdagi odam fikrini ham sabr bilan eshitar edi. Keyin sal o'tmadi, o'sha mustaqillik arafasida yana bir marta uchrashdik, nisbatan bitta qo'polroq muomala qildi va 96-yilda qamoqdan chiqqanimdan keyin u bir qotil edi. Shunday ko'rinib turdi uni qotilligi va buni yashirmadi menga. Ko'rdingmi dedi, o'ldirib yuborishim mumkin ekan seni ichkarida. Men seni afv qildim, men chiqardim, men chiqarmasam sen o'lib ketasan, ko'p yashamaysan de. Mana sen endi qutulishing mumkin dedi. Ko'rdingmi, butun do'stlaring meni xizmatimda, hammani sotib olishim mumkin ekan dedi, hamma sotgan ekan dedi. Ko'rdingmi, sen ishonib ularga dedi o'zingni jabr qilding. Bu gap o'sha yerda tugadi albatta, qolgan gaplar endi biz shaxsiy munosabatlar, boshqa gaplar qolishi mumkin. Orada bo'lib o'tgan gaplardan mavzuimizga qaytadigan bo'lsak, 91-yilda mustaqillikning eng boshidayoq o'sha tipirchilab qolgan odamlar bor edi. O'sha prezidentlik saylovidan keyin tipirchilab prezident, ya'ni o'sha yangi saylangan Islom Karimov bizni chaqirmasmikan, gaplashmasmikan deb. O'shalardan bittasi boshida Omonmatjon turardi va nihoyat u uni bilan uchrashdi. 1-2 soat osh edi uni bilan, ichishdi, maishat qilishdi va kelishdi. Oqibatda nima bo'ldi? U birinchi maddoh bo'ldi, chiqib butun O'zbekiston matbuotda jamoatchiligiga payg'ambar jo'natgan eng sharafli odam o'zbeklar ichida Islom Karimov deya boshladi. Undan ham o'tkazib yuborgan ikkinchi bitta ziyoli esa artist Olif Arimovsonov bo'ldi. U dedi, gapni qarang, Islom Karimov Allohning yerdagi soyasi dedi. Jonli efirda televideniyada gapirdi. Endi sekin-sekin bu jonlandi, buni to'xtatmadi hech kim. Maddohlik nima boshladi. Karimov ham bitta
Şimdi maddahlık kılıç ihtimal bu adamlar yüzü aldığı çakar başladı. 92. yıl yana fevri havaylarda gəblər idi yapma. Birinci yaşa Osman Azim vardı, müteslim oldu. Ondan iki gün. İkinci Murat Muhammed Dost teslim oldu. Şimdi maddahlık ile yaptı. Bu pekli yüzde mətbuatda gün ara bunlar çıkış kıladı. Televizyonu, şöyle bir asyana geyiz testan tartı, şöyle deme, halk sözü geçtirir. Geçip bunlar artık gündelik İslam kelimesi köklerine götürüp makaralar çıkı yaptı. Bu pekli yüzde bunlar bağırıp uçuraşıp İslam kelimesiyle şu kayısı mensep verirse uçanı kabul kurbalı yaptı. Bu gün üstüne Osman Azim ettim. Abdullah Arif vardı. O. Yine Muhammed Yusuf çakırıldı. O. Yine Azim Süyün, Muhammed Ali, Kuddüs Erzem, İbrahim Vapurov, Azar Şerefettin. Bu, eğer Roy Hattı'mı ilan kıladırken besem, yetiştirdim ki falancı köprü aldı, falancı kamera akma, dahlik kıldı. Çünkü bu. Ondan göre mihazı ihtiyat ben oyladım ki, Röyhat düzgarından göre kimme dahlı kimme de o şeyden röyhatını tutsam azrak cöy aladı. Bu varakka sığmaydı. Ne? Şu varakka yine sığadı ama min, ben dahlı röyhatını kıladıkamızı bu varakka sığmaydı. Bu kağıt git kağıtlarda onun bir işte varak. Özbekistan böyle eğer kullanır. Toşkin böyle kullanırken bu şeyim. Yazıcı icatkardın, ziyaretin, kariyerinde köklerine kötürüş onu yurt başından tartıp ya şu Timur'dan kiyingin asasi, nima İslam Kerim'in müstakillikten asasi paydivarı şu adam. Dip. Bir peytli özüze aslında Osman Azim'ki okşa gönlüm. Kerim'ki karşı biz bilen bir güreşken çünkü Kerim'in müstakillikke karşı güreşken biz müstakillik için güreşken biz belip durup şey, biz uşanı yani bu meddahlık değil yani. Bilmezsen mi şuna akıp koydum indim. Kattan bile bu adam değişik asos yok. Bu adamlar bilerdi. Şimdi en eşitli maddaklar payda bolu başladı. 92 iken peytti. Eşitli Hayreddin Sultanım. En eşitli. Kayırda o şey sohbet ötküzüp gebleşet yap bozu. Çayhana aş, icatkarlar, yazıcılar, şairler yığayıpken bizi şu tümmezden tembih birerken ki şu İslam kerim kurtarış gerek. Asasi narsa o şey, müstakillikten üstün. Şu kança kubra makala. Bakslaşıp biz kança makala. Şu numaki Hayreddin Sultanahmet'i aldı ki her gün varak tomlarca numaki keledi ki maddahlık. Namuneleri yazıyor, şiirler bozuyor, makaralar bozuyor, numaralar bozuyor, onu kurup en köp maddaklık giyen kaysi yazıcı icatkar bozuyor, o şeyini matbaatı verip o şey bastıra başlıyor. Yani nezaret maddaklık niyem meseleni kategoriyelerge bölüp, onu paralarge bölüp, yukarı pes ortadaki bölüp bir uçu Hayreddin Sultan'ın bugün. O şeyinde. Giyin o şey, bunlar gel siyasi mensebem verdi elbette bir pekli özüde. Bunlar en eşitli maddaklardan bir tanesi olsun. İsmet Huşu bunu hakaret kılıp İslam Kerim 96. yılda hayda varsa yiyem aylanıp gelip yeni kayıtada maddaklık kılıp vurdu. Ya sizi hakaret kıldı. Kanay kılışı yüzü içi deydi yani kayıtada onu maktaş gezisi yok. Çünkü maddaklığın yüzü yok. Onun çekeresi yok. Eğer ben bugün röyhat kılıp Özbekistan icatkarlarını şey, katıl İslam Kerim'di katılligiden kiyin maddahlıkta toktatken falan ki bu sayende bilip kaptı da indi kiyinçeli bilgen de aldığını bilmegen de 93. yıl 92-94. yılda ta 99. yıl geçe Kerim'din şeddi katılligini ünce adam belki bilmegendir ama bu müstakillikten asasçı emesliğini bu icatkarla röyhatlı kılı yapmam mı? Yapma kılı yapmam mı? Buradaki hamesi bilgen. Bunlar asasçı emes. Eşitli müstakillik karşı kuruşken İslam kendini yıkarlıkını bile durup müstakillik asasçısı de meddahlık yıkarlar. Bu birinci ayıbı bunlardı. Katilliğini bilmekten bu işleri mümkün. Min katilliğini 96. yılda çıkkandan ki gün Cukup icatkarlar bile. Sonra Azim'den tartıp Murat Muhammed Dost geçip uçuraşken bulsam yazı uçuraşsa yüzdeki
bütün numaralar bile uçuruşken bizde, bütün uzun boğagen malvette, rahmetli ustazım Rauf Barfı boğagen, min kolum kolumda uçlar birge ab yürgen, o katte numa böyle digen bizde, yeşillerde artık bağırıp, naşriyatlardan tahtı, geyse jurnalda, geçe katı kirişim imkanı bizde, kirip, bana sizlerden, neyiz, otengiz, dedeniz, babanız, pahanız, bana bu adamı kaysa hal yapıp koydu. Müstakillikini yaşadı, küreşken adam müstakillik küreşçisi. Ben de yıkılıp yok kumaştı bu gen. Bu adam bana şuna kadar seyredi, yazı yaptı. Yani yazgen, yani kitabı var. Şu, kamaklarda binlerce adam uydukları çıkı yaptı. Hazır yüz binlerce adam kamarıp gitti. Uyduru yuvarşı yaptı iskerede. Uyduruyorlar sasbiti yaptı morglarda. İgeler gibi bir meslek yuvarşı yaptı. Degen derslerdi, Rauf Eke Rahmanlık yapıra bir geldi onlar gel. Paçık paçık yetişken, yazıcı olsa yüzde bulsun, yüz numaralı bulsun. Sıkbetli 10 ta adam oturken bize, ahırda iki adamımız, bir adamımız ki harap olur gelmiş. Hem bensin, sıkbetten paçık bitti. İştişti, isteşme gel. Bugün de ben gelmeyin yengiler efesi de, video mektup kurgun eğitim yapmam. Eğitim yapmanın sebebi, 91. yıldan 94-95. yıl, 96. yıl geçip bugün davarıdı hazır. Kaytadan Mirziyeyi davru sıfatıda yaşa yapmaz. Kerim bu bir denege katıl olmadı. O bir denege diktatör olmadı. Diktatör kıyken onun etrafı. Yani şu icatkarlar, meddahlik numaraları onu diktatör eğlantırdı. Çünkü ben seylengenden ki ziyaliler için de farkım bir hiç uçuraşkan adam ben buluşamam mümkün. 89. yılında. O yüzden mülayim adamıydı. Gekke kulaklara digen, fikirleri, teren, gepresini böyle digen adam idi yani de. Buradan iki katıl bulmadı. Mahtav kullu öldüredi dedi. Onu mahtav öldürdü onu. Onu katıl geylendirdi. Onu kibir. Onu elbette Allah'ın yerdeki sayesidir deyip mahtav yapken bize Abdullah Arif yokşak adamlar çıkıp bizi dengizimiz yok demeyler. Bana dengizimiz, dengiz yokşak yaptı. Bütün bir insan. Ölüp tıprak kaylanadı gel bana, ölüp gitti. Bir sıkım tıprak kaylanadı, dengiz bir sıkım tıprak kaylanadı mı? Okyan, dengiz. Şimdi okyan ve dengizge okşat ya onu. O, elbette o kibirge mingen, o katırge ile. 99. yılda katırlıktı, resmen özü küzetip durdu. Şey, portlaşlardı güçtürüp, akıbette de yüz binlerce adamın kabakı cümletip, eyemeyinler, öldürünler dedi. Çünkü o adam öldürür, şunun için işine sen eğlenmedi. Çünkü o uzunluğu Kulağın yerdeki sayesi yani. Kulağın vazifesini becerip ki adam bey. Ateist Boseyem, adam ateistiydi, hiç geçen, hiç bildiğin gibi şanla gelmedi. Ateist Boseyem, ama şuna kadar maktab olur, şuna kadar kurdu maktab öldürürdü. Kutlu Mürziyeyip'ten, kutlu şuna kadar nersteki yönlendiriş başlangı geldi Özbekistan'da. Ben hiç kutlu maşa adamlar, Kerim, çünkü Kerim katil geylendirgeler Mirziyeyev'den katil geylendiriş ihtimali var. Çünkü başka yolu yok. Bu adam tutumlu aldı da kalış için maktaş gereği değişir. Çünkü bunun koludan başka iş gibiydi. Hiçbir yarat hem bir peyti özde maddak hem bir peyti özde yarat üçenliği bölseydi. Özbekistan tarakki kılıp, ruvajlanıp usup gitseydi. Boyu devlet geylenseydi. Yani, Saudi'de ya, mesela Arap devletlerde ya, krallar var. Maktaşaydı onlar da. Yine de tamamen başlanacaktı. Keşkeş maktaşaydı ama. Ama yine devletin halka bir adıken bir enerjisi var. Bitti Özbekistan'da hiç neresi yok. Şenge rağmen bugün aç karınge nara aç karınge devletin çökken, iktisadi çökken, siyasi çökken vaziyeti diyeyim. Meddahlar yine işe çöşüp gitken. Meddahlı klişe yaptı. Bana Mirziyeyip'in nutkunda ağlamışım, George Washington nutkuyu getirginleştirdim mi? Nutkuyu getirginleştirdim mi? Jack London'un eserleri yok şetesiydim. Şuna kadar iş kılıp, maddaklıktın çigeresi yok ki. Ben 2018'de maddaklarının yüzünü isim ve isim, namadan, bunların hazır balı çakası var, evveli çevresi var bu icat yollarında. Harp değişik şey yaptı, bitti. Arkan devletler de iş yaptı. Amerika'dan tartı, Avustralya'ya geçti iş yaptı. Bu adamların, bu maddakların, bu çakası yaşı yaşıydı. Bunlar bu devletlerde dedesini kılıyıpken, maddaklarını kılıyıpken adamı korgan broncaydı. Mesela Germanya'da yaşayıp,
kanserdir, Merkel'dir, şuna kadar. Allah diye de ki sayası peygamber de gelecekti, Kore'de gelen evliya de Mahdi yapken adam var mı? Demek ki benim dedem Mahdi'ydi, şuna kadar iyiydi. Avrupa'da bayba devletlerde hiç kim bu hakkında siyasetçinin mahtemeydi dedi. Bunu mahtemeydi, ne var sen mahtemeydi deyip ihtimam edildi. Çünkü mahtem asası da onun pülküyle yaptı. Deramat gibi yaptı. Şimdi mahtem, şu deramat kültürü için menbe, bunun biznesi, ticareti. Bura bu neyse pazarda satıp maksa meddahlikini kırıp böyle. Aman bari iner video çözülüp gitti. Sever bilen dinleyen adamlar varsa 2018'de maktavlardın meddahlık eğlenmesi gibi için yıl burada dedi bu İnsanlar ge iman etikat dileyim ben. Meddahlar ge insaf dileyim ben. İnsaf bile meddahlık edin. Toktasın meddahlık edin. Ben toktasın mıydı? İnsaf bile meddah bulayım. Çekere bile meddah bulayım. Bizi tenkitlerim diye bazen eşit durayım. Aman bana iner.